Gazeteye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yayın dilimimizde ise şimdi Ankara'ya uzanacağız. Skype bağlantısı ile Ufuk Üniversitesi'nden Doktor Ergenekon Savrun'a bağlanacağız. Kendisiyle Covid-19 sonrası dünyadaki yeni siyasal gelişmeler neler olabilir? Bunları tartışacağız. Eğer hattımızdaysa şu an Ergenekon hocamız bağlantımıza. Sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mahmut Bey. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne sevgilerimizi iletelim. Biz de saygı ve hürmetlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve kahraman Kıbrıs Türk halkına iletiyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum Mahmut Bey. Evet, Sayın Hocam, Covid-19 dünyada sağlıkla birlikte ekonomileri de etkiledi. Ekonomilerin de siyasi hayatlara mutlaka ki etkisi olacaktır yeni dönemde. Özellikle baktığımız zaman IMF'den 91 ülkenin borç para istediğini basına yansıyan bilgiler arasında. Diğer taraflara ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası aracılığıyla yapmış olduğu 20 ülkeyle ticari anlaşmalar var. Bu ekonomiyle birlikte siyasal alanda da yeni bir kutuplaşmayı beraberinde getirecek mi size göre? Hemen böyle başlayalım istiyorum konuya. Tabii, şöyle ki Mahmut Bey, malumunuz bu COVID-19 adını verdiğimiz virüs. Öncelikle tabii bizim haddimize değil ama biz sadece işin diğer yönlerini, sizin de buyurduğunuz gibi siyasi ve ekonomik yönlerini ancak yorumlayabiliriz. Şöyle ki çalıştığım üniversitede çok kıymetli tıp doktorlarımız var, tıp fakültesi var. Onlara sorduğumda bunun ne olduğunu, yani COVID-19 virüsünün ve nasıl durdurulabileceğini sorduğumuzda kıymetli doktorlarımız, profesörlerimiz şu cevabı veriyor. Ya bu bir pandemi malumunuz sonucunda. Pandemi ne demek? Salgın. Salgın da Evet. dünyayı etkileyen bir salgın. Üç şekilde durdurulabilir ve durdurulamazsa da işte sizin buyurduğunuz gibi bunun etkileri siyasi ve ekonomik olarak dünyaya ve ülkemize ne gibi getirileri götürüleri vardır? Ona hemen değineyim. Şöyle ki orta vadede, tabii bu hemen çabucak olacak bir şey değil. Orta vadede ya bu COVID-19 koronavirüsü dediğimiz şey bir mutasyona uğrayacakmış. Eğer uğramazsa bunun bir, ikinci yol aşısının bulunması gerekliymiş ki en önemli yol da bu. Bu da malumunuz yine bir belli bir zaman süreci alıyor. Gerek Türkiye'deki uzmanlar gerekse dünyadaki uzmanların yaptığı açıklamalara göre Eylül-Ekim'den önce böyle bir aşının bulunmasının çok zor olduğunu söylüyorlar. İnşallah bulacaklarından da eminim. Üçüncüsü de bu bazı hükümetlerin, devletlerin almış olduğu karantina ve sokağa çıkma yasakları. Şöyle ki bu salgın olduğu için bunu tamamıyla engellemeniz kısa vadede çok zor. Ancak belirli aralıklarla bu karantina ve sokağa çıkma ile birlikte ne yapıyorsunuz? Olası bir daha büyük sağlık felaketini, işte kıyımları, yıkımları, Allah korusun daha büyük oranlara varan ölümlerin önüne geçmek için bunu yapmak mecburiyetinde ülkelerin çoğu hepsi. Evet. Şöyle bir örnek vereyim size. Örneğin A ülkesinde hasta yatak sayısı diyelim, yoğun bakım sayısı 1000 yataklı bir hastaneniz var. Allah korusun bu salgını önleyemezseniz, yani sokağa çıkan insanları önleyemezseniz, bu sayı 2000, 3000'i bulursa tedavi şansı olup da tedavi olamayıp ölümlere sebep olursunuz ve bu da nüfusun neredeyse yakınına yakını, yarısına yakını etkiler ve büyük kayıplar olur. Ki hiçbir şey malumunuz insan hayatından önemli değildir. Ekonomiler siyaset düzeltilebilecek şeyler ama hayatta da iki büyük nimet var malumunuz. Peygamber Efendimiz hadisi şerifidir bu. Bir sağlık, diğeri boş vakit. Ki her şeyden de önemli insan sağlığıdır. Etkilerine gelecek olursak eğer Mahmut Bey, çeşitli Evet. komplo teorileri var. Ben tabii bu komplo teorilerine pek kulak asmıyorum. Çünkü bilim adamı olmanın, bilim insanı olmanın gerekliliği bilimsel verilere ve gözle görülür, elle tutulur, hissedilir, kanıtlara dayanmak lazım. Elbette ki komplo teorilerin hepsi yalandır, yanlıştır diye bir şey burada iddia edemem. Ancak bilim insanı olmanın da en büyük gerekli şüphe edeceksiniz. Şöyle bir iddia ortaya atıyorlar. İşte bu biyolojik savaş olabilir mi? Evet. Amerika'nın Çin'e, Çin'in Amerika'ya veya Avrupa'ya oyunu mu diye. Ben bunun bir oyun değil de şöyle size arz edeyim. Mesela Çin'in ihracatı bugün günümüzde 2,5 trilyon dolar. 2,5 trilyon doların %20'si Amerika Birleşik Devletleri'ne, %30'u da Avrupa ve diğer batılı ülkelere, yani toplamda %50'si bu 2,5 trilyon doların, yani 1,2 trilyon dolar
Batı ülkesine ihraç ediyor mallarını. Yani bu bazı kişilerin dediği gibi işte Çin'in bir oyunu Amerikan şirketlerini ele geçirecek. Ben buna pek inanmıyorum. Çünkü bu salgından herkes çekecek. Yani bakın bugün şimdi Kuzey Yarımküre'de bahar yaşanıyor ve işte birkaç ay sonra yaz ayına gireceğiz. Ancak Güney Yarımküre'de yani Avustralya, Yeni Zelanda, Afrika'nın yarısı ve Latin Amerika'da yavaş yavaş kış ayına giriyor. Dediğim gibi bunun önüne alınmazsa 1929 ve 32'deki büyük ekonomik Amerika'daki meydana gelen büyük ekonomik buhrandan daha fazla bir ekonomik yıkıma sebep olacak gibi gözüküyor. O da şöyle, eğer vaktimiz varsa hemen çok kısa tabii, anlatayım. Buyurun. 1929 ve 32'deki ekonomik buhranda grafiklere baktığınızda Dow Jones grafiğine bir hafif çıkışlar oluyor ve hafif inişler oluyor. Yani böyle zikzaklı Z şeklinde inişler oluyor. Ancak uluslararası arenadaki bu şey okuduğunuzda gazeteleri, mecmuayı ve ekonomiyi takip ettiğinizde o kadar şiddetli düşüşler yaşanıyor ki özellikle de bu Covid-19 sebebiyle yani arada uçurumlar var. Mesela Amerikan ekonomisinden örnek verelim. Fed'in toplam para hacmi 4.9 trilyon dolar civarı. Yani bu Merkez Bankası'ndaki rezerv. Bunu 6.8'e çıkarmış. 4.5'ken 6.8'e çıkarmış ve şunu öngörüyorlar. Bu 8-9 trilyon doları da bulacak. Yani bu ne demek? Para basıyor. Sürekli para basıyor Amerikan Merkez Bankası. Piyasaya para sürüyor. Diyebilirsiniz ki para sürüyor ama enflasyon neden Amerika'da artmıyor? Şunun için artmıyor. Çünkü bugün günümüzde dünya kuru yani döviz kuru dolar üzerine endeksli. Bakın pound çakıldı, işte Çin yeni çakıldı, Rusların para birimi olduğu yerde kaldı, Türk lirası değer kaybediyor ve bütün dünya biriminde de dünyada da dolar kullanıldığı için Amerika bunu en son etkilenen ülke oluyor. Bu yüzden de diğer ülkeler karşısındaki işte ekonomik para kuru eriyip gidiyor. Siyasi etkileri ise bunda şimdi hem dezavantajlar var hem avantajlar var. Dezavantajlar nedir? Şimdi karşınızda bütün devlet büyüklerinde iddia ettiği gibi karşınızda bir gözle görülür bir düşman yok. Elle tutulur bir düşman ordu yok. Karşınızda görünmeyen mikroskoplarla bile görünmeyen böyle değişik tıbbi cihazlarla belirlenen bir düşman var ve kimin içinde olup olmadığı da belli değil. Bugün Allah korusun ben de siz de herhangi birisi de bu hastalığı taşıyor olabiliriz, başkalarına yayıyor olabiliriz. O yüzden ne yapacak? Dünya bir araya gelecek. Bir araya da gelmeye başladı sağlık alanında. Artık evet. Bir takım maddi şeylerin insan hayatının önüne geçti şu dönemlerde. Gerçekten de ne kadar anlamsız olduğunun farkına vardı ya. Ve bir anlamda da dezavantajı şu, ne yazık ki özellikle İtalya, İspanya gibi ülkelerde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun önüne geçilemiyor. Neden geçilemiyor söyleyeyim size. Bu Covid-19 denen virüs kıymetli tıp hocalarımdan öğrendiğime göre yine daha önce var olan bir virüsmüş zaten. Yeniden ortaya çıkmış çeşitli şartlar sebebiyle. Ve insanların içine tekrardan mutasyona uğrayıp bize bulaşmış ve ölümcül hastalıklara yol açıyor. Ve ne yapıyor? Dünyayı etkiliyor. Sesim geliyor değil mi? Geliyor abi? Geliyor. Ben dinliyorum sizi. Gayet evet. Net alıyoruz bilgileri. Evet. Yani dediğim gibi bunu derin ekonomik krizlere ne yazık ki yol açacak. Bundan da nasıl çıkmanın tek bir yolu var. O da ulus devlet olmanın, yani şimdi hatırlayın siz de ben de üniversiteden arkadaşız. Aynı evet. Okuldan mezunuz. Aynı dönemlerde okuduk. Doğru. Bu Annan Planı döneminde Kıbrıs Türk'üne dayatılan işte bu küreselci, emperyalist dayatmaların boş olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Şuna geleceğim, kendi kendine yetebilen ülkeler tarımıyla, sanayisiyle, ekonomisiyle, özellikle de bakın tarım ve sağlık alanında, çünkü gıdasız hiçbir şey olmaz. İstiyorsanız dünyanın en büyük ordularına sahip olun. Atom bombalarınız, füzeleriniz, roketleriniz, stratejik denizaltılarınız olsun. Fevzi Çakmakpaşa'nın dediği gibi asker karnının üstünde yürür. Aç karnına sersefil şekilde hiçbir mücadeleyi götüremezsiniz.
burada insan sağlığı birinci durumda. Ki şükürler olsun, bakın birçok Avrupa ülkesine göre, dünyanın birçok ülkesine göre Türkiye'nin hastaneleri ve sağlık kurumları çok çok ileride. Benim tedirgin olduğum konu şu, ne yazık ki Latin Amerika'da ve Afrika'da ve birçok Asya ülkesinde bu sağlık sistemi, bırakın hani Türkiye'nin yanından geçmeyi, yok denecek kadar az. Ve buralarda da salgın yaygınlaşırsa bunun önüne kimse geçemez ve birçok insan canından olur. Zaten zor koşullarda yaşıyor. Önemli olan Türkiye'nin de yapmak istediği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapmak istediği de şu, kıymetli halkımıza arz edeyim. Yani insanları eve sokarak onların özgürlüklerini kısıtlamak değil, tam aksine hayatlarını ve geleceğimizi kurtarmak. Mesela dediğim gibi 1000 yataklı bir hastaneye Allah korusun bir anda 2000-3000 hasta geldiğini düşünün. Bir savaş durumu gibi. O zaman ne olacak? Kargaşa çıkacak. İnsanlar evet, birbirini yiyecek ve tedavi olma imkanı varken ve kurtulacakken olamayan insanlar da vefat edecek veya diğerlerine bulaştıracak. Büyük trajediler evet, yaşanacak. Bunun önüne geçmek için de şart diye düşünüyorum. Evet Sayın Hocam, Güney Amerika ülkelerinden bahsettiniz, Güney Yarımküre'den evet, bahsettiniz, Avustralya, Yeni Zelanda örneklerini verdiniz. Şimdi baktığımız evet, zaman Brezilya bu noktada çok da fazla önlem alan bir ülke değil. Brezilya Devlet Başkanı evet, Bolsonaro'nun 2 gün önce işte başkentte sokağa inip halkla sarılması, onlarla tokalaşması, fotoğraflar çektirmesi pek de ciddiye alınmadığı izlenimini vermiyor. Artık ciddiye alınmadığını gösteriyor. Brezilya gibi bir ülkeden bahsediyoruz. Meksika'da yine ona evet, keza benzer açıklamalar geliyor. Şimdi bu ülkelerde de bu salgın kış aylarıyla birlikte yaygınlaşmaya başlarsa o zaman dünyanın kuzeyin aldığı önlemlerin de çok da bir fazla önemi kalmayacak gibi duruyor. Ya bu insanlarla tamamıyla iletişimi keseceksiniz, işte ticaretinizi keseceksiniz, turist alışverişinizi keseceksiniz ya da onlardan gelenleri kabul edeceksiniz. Böyle de bir iki kutuplu sürece de gidiş var. Ya şimdi şöyle, ne yazık ki bu yanlışları sadece Güney Yarımküre'deki ülkeler yapmıyor. Avrupa'da da mesela gördük, işte Romanya'da Avrupa Birliği ülkesi bir din adamı çıkmış, işte pazar günü kutsal günlerinde kutsal su diyor ve bütün orada yüzlerce kişi var, aynı şeyi sıraya geçmiş öpüyorlar. Yine İran'da görüyorsunuz, türbeyi açmışlar, bize bir şey olmaz diyor, çok af buyurun, seyircilerimizin affına sığınarak söylüyorum. Bırakın hani o türbe demirlerini öpmeyi, dilleriyle bile dokunuyorlar, temas ediyorlar. Çok cahilce, ahmakça bir durum. Yani bu şeyin önüne bu tarz şeylerle geçemezsiniz. Elbette dua edeceksiniz kendi inancınıza göre. Elbette Tanrınıza sığınacaksınız ama aklın önüne hiçbir şey geçemez. Siz tedbirinizi almazsanız bunun sonu felakettir. Mesela tarihten bir örnek vereyim ben size. Orta Çağ karanlık Avrupa'sında veba hastalığı çıkınca bu vebanın çıkış nedeninin dönemin papası yani Vatikan lideri kadınların cadı olduğuna ve kedilerin şeytanın çocuğu olduğu yani iblis gibi gördüğünden bütün kedileri yaktırıyor, öldürüyor ve bir anda Avrupa'da veba salgını yayılıyor. O haşereler, fareler yayılıyor ve Avrupa'nın neredeyse yarısını kırıp geçiriyor. Evet. Yani sene olmuş 2020, koskoca diyorsunuz, dediğiniz gibi Brezilya, Latin Amerika'nın lider ülkesi her anlamda çıkıp bu ahmaklığı yapabiliyor. Şimdi Allah korusun onlara da gelecek. Yani bu dediğim gibi görünen bir düşman değil. Bir savaş uçağı, savaş gemisi olsa onu imha edebilirsiniz veya ülkenize sokmayabilirsiniz. Ancak bir kişinin, bakın bir kişinin yayılma oranı, insana yayma oranı RO diye bunu adlandırıyorlar. RO da yani bir bu SARS virüsü gibi, Ebola gibi bu korona virüsünün yayılma oranı. Yani normalde bir gribi siz bir iki kişiye bulaştırırken bu koronavirüsünü konuşma yoluyla bile, yine kıymetli doktorlarından söylediğimi ben size arz ediyorum, naklediyorum. Bir hapşurma, öksürük veya orada yoğun bir şeyle, ateşle, yoğun bir terlemeyle geçirme yoluyla 30-33 kişiye birden bulaştırabilecek bir hastalık bu. Düşünebiliyor musunuz? Yani evet, siz gidiyorsunuz bir yere,
kapalı veya bir açık alanda hapşurdunuz, nefes aldınız, öksürdünüz. O partiküller, moleküller orada bulunan 30 kişiye bir anda bulaşabiliyor ve sizi ölümünüze kadar sebep veriyor. Yani ben buna hangi akılla, hangi zihniyette yaptılar şaşmak mümkün değil. Ki bakın burada yabancı devletlerin özellikle de siyasilerinin çok geç kaldığını düşünüyorum. Çünkü çıkan haberlere baktığınızda gerek Alman istihbaratı BND gerekse de Amerikan istihbaratı CIA başta olmak üzere 17 istihbarat kurumu daha önce Başkan Trump'a ve dönemin işte Alman yetkililerine bu böyle bir salgın olacağını söylüyorlar. Hatta birkaç ay öncesinden bu Amerikan istihbaratı bunu bildiriyor. Ancak tabii Sayın Trump, Amerikan Başkanı Trump ticari kafayla ülkeyi yönettiği için, kendisi ticaret adamı, iş adamı olduğu için öncelikli konusu sağlıktan ziyade bu konulara da hakim olmadığı için Amerika'yı daha nasıl kâra geçiririm, daha fazla dünyayla nasıl ticaret yaparım görüşünde olduğu için bunlara pek kulak asmış da görünmüyor ama en büyük felaket de şu an Amerika Birleşik Devletleri yaşıyor. Bakın, 20 binden fazla ölü var. Kendilerine lideri diyorlar her anlamda ama bunun önüne geçemiyorlar. Ve açıklamalarına duyuyoruz, 150 binde tutarsak ölü sayısın diyor, başarı sayarız diyor. Tabii istatistik verilerine de bakıyorsun. Şimdi Bill Gates'in açıklamasına bakın, Microsoft'un kurucusu sahibi, 2021'de bitmez diyor. Ha bir komplo teorisi de şu, bakıp göreceğiz tabii. Bunun arkasında da bu tarz işte ilaç lobisinin bulunduğunu ve işte bir takım neokonların bulunduğunu söylüyorlar. Değerlendireceğiz. Tabii yanlış, çok yanlış, çok büyük yanlış. Şimdi ben biraz da siyasal etkilerinden konuşmak istiyorum. Bundan iki ay önce herhalde deseydiler ki İtalya'nın başkenti Roma'da, NATO'nun başkenti bir ülkede Rus askerlerini göreceksiniz, Rus sırlarını göreceksiniz. Kimse inanmazdı herhalde ama bugün baktığımızda Rus birliklerinin İtalya'da olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi dediğim gibi İtalya bu hatayı yapan ülkelerin başında geliyor. Avrupa Birliği'nin de büyük ülkesi malumunuz, hem turizmiyle tarihiyle. İtalya şu yanlışı yaptı işte. Bunu pek ciddiye almadı. Neden? Çünkü İtalya ve İspanya'da ne oldu? Sağlık reformlarıyla işte bu geçtiğimiz 15-10 sene içinde sağlık reformları adı altında sağlık hizmetini, sektörünü özelleştirdiler ve özel kuruluşlara devrettiler. Daha sonra da bu salgınla birlikte İtalyan halkı ve İspanyol halkı şunu çok yanlış anladı. İran da bunu yaptı. Mesela Nevruz bayramlarında bu karantinayı, yani hani evinize kapanını, işe gitmemeyi tatil olarak algıladı ve birbirlerine bulaştırdılar. İtalya'nın da sanayi bölgesi kuzey olduğu için Çin'le de çok yedek parça işi yaptığı için bunun önlemini almadı ve ne yaptı? İtalya'yı vurdu. Yeterli hastane yatak kapasitesi de belli bir seviyede olduğu için bir anda pik yapınca bu hastalık, koronavirüsü şimdi boğuşup duruyor. 10 binlerden fazla, yani 20 bine yaklaştı neredeyse, belki de geçti. Evet. Neyi var? Ölüsü var. Ve Rusya da şimdi burada zaten emperyal bir güç. Burada dediğim gibi büyük emperyal güçler kendilerine burada fırsat da arayacak. Ben sıçrama tahtası olarak görüyor bunları. Buraya, Avrupa'ya nasıl el atarım? Bunların içine bu Avrupa'dan, yani Batı'nın menşeinde kendime yakın gördüğüm bu ülkeleri kendi siyasetime nasıl yakınlaştırabilirim düşüncesiyle hareket edeceklerdir. Bunun bir örneğini de mesela geçtiğimiz gün, bu sene içinde ve geçen sene gördük. Türkiye-Rusya yakınlaşmasıyla. Rusya ne gibi bir düşünceye girdi? Şöyle bir psikolojiye büründü. Benim Çarlık Rusya'mı da komünist rejimde yıkılmasına en büyük sebep Türkiye Cumhuriyeti oldu. Neden? Boğazlar kapandı. Türkiye daha sonra NATO'ya girdi ve ben bunun bedelini ağır ödedim. Ne yapıp edip Türkiye'yi benim eksenime çekmek durumdayım havasına büründü. Keza bunu da İtalya'ya karşı yapacaktır. Çünkü İtalya gerçekten zor durumda. Ekonomisi zaten Fransa ve Almanya gibi güçlü değil. Bakın dikkatinizi çekiyorum. İngiltere'nin de işte bu Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrılması tesadüf olmasa gerek. Mahmut Bey. Evet, isterseniz son rakamları da paylaşalım dünyadan. Evet. İtalya'da vaka sayısı bugün itibariyle 156.363. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19.899, yani 20.000'e yaklaşmış.
Korkunç bir rakam. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 549.131. Hayatını kaybedenlerin sayısı 21.656. Evet, İki ülkede evet. 700 bine yakın vaka var. 40 bin kişi de hayatını kaybetmiş. Evet. Böyle bir tablo var. Yani bunun altına İspanya'yı da ekleyebiliriz. O da 166.019 sayısı var ki vaka sayısında dünyada ikinci sırada. Hayatını kaybedenlerin evet. sayısı 16.972. Esasen evet. Şimdi İspanya biraz daha hızlı davrandı. Haberlerden de izliyoruz. Tabii onları da çok kötü vurdu bu. Bir ölüm oranında azalma var. Ancak bu dediğim gibi şununla tek çaresi bu Mahmut Bey. Doktorlarımın söylediği aşı ya da bu mutasyona uğraması veya işte bu karantinaların, sokağa çıkma yasaklarının uygulanması, o da yavaşlatacak. Neyi yavaşlatacak? Dediğim gibi hastaneye gelen kişi sayısının azaltacak ki tam teşekküllü %100 kapasiteyle sağlık imkanları sunulsun. Amerika bunun bedelini ağır ödeyecek. Göreceksiniz bakın, ekonomik olarak da siyasi olarak da, bakın bu birçok hükümetin gitmesine de neden olabilecek bir konu. Özellikle de böyle ekonomisi zayıf ülkeler, sağlık sistemi zayıf ülkelerde çok büyük kargaşalara yol açacak ne yazık ki. Bakın Küba örneğini vereyim. Komünist Küba, değil mi? Yıllarca evet. ambargoya maruz kalmış. Amerika'nın baskısı altında, ama 50 bin tane doktoru var ve dünyaya sağlık ihraç ediyor, doktor ihraç ediyor. Her yere doktorlarını götürüyor ve orada kontrol altına alınmış durumda. Dediğim gibi yani siz dünyanın en büyük lideri, ülkesi olabilirsiniz. Öyle havalara bürünebilirsiniz ama aklın yolu birdir. Sağlık hiçbir şeyi dinlemez. Aynen doğa gibidir Mahmut Bey. Doğaya karşı gelirseniz, sağlığa karşı gelirseniz karşısında hiçbir güç duramaz. Eninde sonunda kaybeden siz olursunuz. Bugün dünyanın da işte son 100 yılda doğaya karşı vermiş olduğu bu savaşın acı faturasını ne yazık ki yine biz insanlar çekiyoruz. Küresel ısınmaya bakıyorsunuz. Efendime söyleyeyim, savaşlarda insan ölümlerine bakıyorsunuz. Hayvan ölümlerine, doğayı katlettiklerine bakıyorsunuz. Bu karbon salımı yüzünden. Avustralya'daki yangınları görüyorsunuz. Tabii bunun da bir götürüsü olacaktı. Doğa intikamını elbette alır insanlardan. Siz bir okyanusla, denizle savaşamazsınız. Bunu kaybedersiniz. Onu yok etmeye kalkarsanız yine size döner. Ve böyle hastalıklar, felaketler de insanoğlunun yakasından düşmez. Ne yazık ki düşmez. Böyle. Evet. Evet. Rusya'dan devam edelim. Rusya-Türkiye ilişkileriyle isterseniz şey yapalım. Biraz da konuşalım bu noktada. Baktığımız zaman Covid-19'da Rus-Türk ilişkilerinde çok da fazla bir yakınlaşma göremedik şu ana kadar. En azından benim izlenimim o yönde. Türkiye'nin bu noktada daha çok merkezi ülke konumuna geldiği ve her yardım isteyen ülkeye elini uzattığını görüyoruz. İşte son olarak Ermenistan ve İsrail'in de Türkiye'den yardım talepleri oldu. Türkiye'den sanırım 3 uçak İsrail'e gitti ama Ermenistan'la ilgili herhalde şu ana kadar bir gelişme varsa bunu sizden alalım hocam. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ben çok önemli buluyorum bunu. Çok önemli buluyorum. Yani zaten kadim Türk tarihinin, Türk devletinin geleneğinde bu var. Yardım isteyene veya zorda kalana, yardım istemese dahi Türk milleti her daim kucak açmış, yardımını götürmüş. Mazlumların ve zorda kalanların sığındığı bir limandır. Şimdi İsrail'e gelirsek, Mahmut Bey, şimdi malumunuz ben tarihçiyim aynı zamanda. Evet. Bakın, Yahudilere, bugünkü Yahudilere kucak açmış, yardım etmiş, tarihteki tek ve en büyük millet Türk milletidir. Neden diyeceksiniz? 1400'lerin sonunda İspanya'daki Endülüs Emevi Müslüman Devleti'nin yıkılmasının ardından İspanyol dönemin İspanyol askerleri ve liderleri Müslümanları ve Yahudileri katletmeye kalktı. Diri diri bu insanları yaktılar. Tarihi arşivlere bakarsanız. Doğrudur. Ve Beyazıt döneminde de, ikinci Beyazıt döneminde de tek ülke, Yahudilere kucak açan tek ülke Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. Onları gemilerle İspanya'ya giderek kadın, çoluk, çocuk hepsini aldılar. Hatta karayoluyla gelenleri yolda katletti Avrupa. Yolda katletti. Hepsini diri diri çarmıha gerdiler. Çok az bir kısmı Osmanlı sınırına ulaştı. Ve Osmanlı bunları çeşitli yerlere, İstanbul'un çevresine, Selanik'e, çeşitli bölgelere yerleştirdi. Korudu, besledi. Yapması gereken de buydu.
hangi dine, hangi inanışa mensup olursanız olun, bir burada bir zulüm varsa Türk devleti, Türk milleti her daim kucağını, kapısını açmıştır. Yine 2. Dünya Savaşı'nda da bakın, birçok bilim insanı Nazi zulmünden kaçtı, Türkiye'ye sığındı. Yine Türkiye bunlara kucak açtı. Keza işte burada da şunu görüyoruz. Bakın, o kadar bize hasmani tutum içine girdiler. Türkiye'nin tek amacı şuydu orada, Filistinli Müslümanlara, Filistinli kardeşlerimize yani insanca bir şekilde yaşamalarını sağlamak. Başka hiçbir şey değildi. Yani İsrail'in iddia ettiği gibi, vay efendim siz buradaki terör örgütlerini destekliyorsunuz, şunu yapıyorsunuz falan değil. Sadece insan şeref ve haysiyetine yakışır bir şekilde Filistinli kardeşlerimizin, Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, ateist olsun hiç fark etmez. Çünkü insanlık onuru bunu gerektirir, haysiyet, şeref bunu gerektirir. İnsanca yaşamasını sağlamak istiyor. Ancak ne yazık ki Washington bağlantılı, bu Şahin kanat dediğimiz Siyonistlerin baskıları, zulmü yüzünden hem buradaki insanlar zarar gördü, hem Türkiye hasmane duygular içine kapıldılar. Ama Türkiye yine elini uzattı. Neden? Hem orada Filistinli kardeşlerimize yardım edeceğiz, hem de insani tarihten gelen bu görevimizde İsrail'le de, İsrail devletiyle de iyi ilişkiler kuracağız. Ben bunu çok olumlu karşılıyorum. Mahmut Bey, şimdi kişilerin, fertlerin düşmanlıkları, hasmane tutumları olabilir ama devletlerin ömür boyu bir düşmanlığı ya da dostluğu söz konusu değildir. Çıkarlar söz konusudur. Ki ortada da insani bir durum vardır. Sağlık meselesi vardır. Yani bunu şöyle görebilirsiniz. İsrail'de bir salgın çıktı, size gelmeyecek diye bir şey yok. Elinde sonunda size gelecektir o. Aynen savaşlar gibi. Ermenistan'a gelince de ben de şimdi programdan önce takip ettim. Bir talebe olmuş. Ama şunu vurgulamak istiyorum. Bakın kıymetli seyircilerimiz. Şimdi 25 Nisan tarihi yaklaşıyor. 2 hafta, 13 gün var. 12 gün var. 25 Nisan tarihi de ne yazık ki Ermeni diasporasının batılı ülkelerin eliyle Türk milletine ve Türk milletini karalamak, onları küçük düşürmek, zor durumda bırakmak için uydurduğu sözüm ona, sözde Ermeni olayları, değil mi? Tehcir olayları. Evet. Şimdi onu her sene kutluyorlar ve önümüze ısıtılmış olarak getiriyorlar. Ama şunu unutuyor, şunu unutuyor dünya, buradan haykırıyorum. Türkiye'de bugün 150 binden fazla Ermeni yaşıyor. Ve bunların birçoğu da kaçak, bakın kaçak. Türk devleti bunların kim olduğunu biliyor. Nerede olduklarını, ne iş yaptıklarını biliyor ama ses çıkarmıyor. Niye? Çünkü 3 milyondan fazla Ermenistan'da insan yaşıyor ve inanın açlık sınırındalar. Açlık sınırındalar ve hem yardım istiyorlar hem de mesela Çin'den de yardım istediler. Dediğim gibi bu hasmane duyguları ne yazık ki devam ettiriyorlar. Ne diyor Çin yardımlarında da? Dünyaya yayan da Çin bu virüsü, ayrıca saklayan da Çin. Ararat'a yani Ağrı Dağı'na selam olsun. Tarihi dostluğumuz devam ediyor diyor sandıkların üstünde. Buna rağmen Türkiye, ben her şeye rağmen Türkiye bunu geri çevirmeyecektir. Ancak şunu da kabul etsinler, şunu da kabul etsinler Ermenistan'daki diaspora Ermenileri. Azerbaycan Türkiye'ne yaptıkları haksızlıkları, efendime söyleyeyim bu uydurdukları Ermeni diasporasında lütfen yalan olduğunu kabul etsinler. İyi ilişkiler kuralım. Geçmişteki tarihi tarihçilere bırakalım. Bunlardan ders alalım. Önümüze bakalım. Türkiye sizde, bakın Türkiye sizde nefes alamazlar. Alamazlar. Bunu iddia ediyorum. Türkiye sizde nefes alamazlar. Yani Ruslara sığındılar ama Ruslar da onları tarih boyunca sömürdü. Köle haline getirdi. Bunu ben söylemiyorum. Kendi kurucu devlet başkanları da söylüyor. Türkiye evet, çok doğru yapıyor. Kim el uzatırsa uzatsın Mahmut Bey. En azından Türkiye bu yardım gönderilecekse dahi tarihi misyonumuzdur. En azından bu yardım gönderilecekse dahi Azerbaycan üzerinden gönderilmesi de tabii, bana göre çok makul tabii bir seçenek olur. Çünkü evet, Azerbaycan'da yapılan katliamları kimse unutmadı. Bugün Azerbaycan topraklarının belli bir kısmı Ermeni işgali altında. Ve bu işgali destekleyen de emperyal güçleri de herkes biliyor zaten. Tabii. Bu noktada şunu da soralım. Türkiye-Rusya ilişkileri biliyorsunuz bu İdlib'le ilgili bir kırılganlık yaşamıştı ama daha sonra iki cumhurbaşkanının bir araya gelmesiyle Moskova'da bunlar tekrar rayına oturuldu. Diğer taraftan İsrail-Güney Kıbrıs yakınlığını biliyoruz. Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz araması noktasında. Bu Türkiye'ye
İsrail ilişkileri acaba yeni bir sayfa açılır mı? Eğer bu sayfa açılırsa Doğu Akdeniz'deki yansıması nasıl olur? Kısaca bunu yanıtlarsanız daha sonra biraz Türk iç politikasına dönmek istiyorum. Biraz Türkiye ile de ilgili istişarelerde bulunursak çok daha güzel olacak. Şimdi Mahmut Bey şöyle ki Rum tarafı, Kıbrıs Rum kesimi şunu anladı. Yani Türkiye burada çok böyle güçlü adımlar attı Doğu Akdeniz'de, haklı adımlar attı. Uluslararası bakın çok önemli, uluslararası hukuktan ve haklardan elde ettiğimiz hakları savunarak, onlara atıfta bulunarak dedi ki Doğu Akdeniz'de sadece Rumlar yok, sadece İsrail de yok, Kıbrıs Türk'ü de var. Orada bir meşru egemen devlet var, her ne kadar tanımasanız da uluslararası hukuka karşı çıkarak Kıbrıs Türk'üne her anlamda bakın bugün Kuzey Kore'ye ambargo bile var ama spor alanında bile bakın Kıbrıs'ta uzun sene yaşadım malumunuz. Evet. Spor alanında bile ambargo olabilir mi? Yani bunu hangi akla hizmette yapıyorlar bunu düşünüyor, uyguluyorlar anlamak mümkün değil. Kıbrıs Türk sporcuları bile Türkiye'deki futbol takımlarının bile UEFA gitmesine izin vermiyor. İnsanın en doğal hakkıdır spor yapmak, bu evrensel bir şeydir. Müzik dinlemek gibi, efendime söyleyeyim yemek yemek gibi en doğal bir hakkınızdır. İsrail de şunu gördü. Şimdi bu son Suriye, Irak harbiyle zaten Müslüman dünyasında ve hatta Batı dünyasında da İsrail'e karşı bir tepki var. Haksız işgallerine karşı Filistin'de. İsrail de şunu anladı ki yani hani Türkiye büyük bir devlet, bunların da birçoğunun hamiliğini üstlenmiş, Suudları bir araya bir yana bırakıyorum, İran'ı da, onlar kendi dünyalarında bir takım emperyal devletlerin evet. Ah buyurun uşağı olmuşlar, onların yörüngesinden çıkamıyorlar. İsrail içinde en mantıklısı olan, eğer orada yaşamak istiyorsa en mantıklısı olan Türkiye ile işbirliği içine girmek ve Filistin'de de Filistinli insanların hak ve hukuklarına saygı göstermek ve onlara yaşam alanı sağlamak ve devletlerini tanımak zorundadır. İsrail'de bir kesim var. Başbakan Netanyahu, bunlar Şahin kanat, Washington'dan ve Moskova'nın Siyonist kanadından beslenen. Ama bir de aklı selim insanlar var tabii. Şimdi bütün İsrail devletinde yaşayanlar hepsi bunlar gibi düşünüyor değil. Oradaki bakıyorsunuz Filistin'in bir devlet olması gerektiğini, bölge ülkeleriyle ve Araplarla da barış sağlaması gerektiğini, birlikte huzur içinde yaşaması gerektiğini savunanlar var. Bu neyi gösterdi? Türkiye'nin bu sondaj gemileri, bu kararlı tavrı, mavi vatan tatbikatları Türkiye'nin haklılığını ve sahada da güçlülüğünü gösterince bir ne oldu? Manevra değişikliğine gidildi. Çünkü Türkiye her alanda, askeri alanda da bakın her türlü koşula rağmen, engellemeye rağmen ne yaptı? %100 o etkiyi sağlayamasa bile %70-80 ne yaptı? Yumruğunu masaya koydu. Birçok ne yazık ki şehit ve gazi vermemize rağmen oradaki haklarımızı savundu. Şimdi bunu gördüler. Rusya'nın da telaşı şu. Tarihten gelen bu sıcak denizlere inme sevdası Suriye'de kazandığı bu etki alanını kaybetmek istemiyor. Ve bunu da daha büyük yerlere yaymak istiyor. İtalya örneğinde siz verdiniz. Avrupa ayağına da sıçramak istiyor. Çünkü orada büyük İtalyan şirketleri de mevcut. Petrol, doğalgaz şirketleri. Şimdi isim vermeyeyim, reklam olur. En büyük şirketlerinden bir tanesi o. Libya'da da gene onlar var. Burada işte santranç oyunu çok büyük. Aklı selim olan şudur. Bütün ülkelerin bir araya gelerek Mahmut Bey, bütün hepsinin ortak çıkarlarını gözeten, uluslararası hukuka, ahlaka, iş ahlakına dayalı bir işbirliği sistemi geliştirmek. İlk başta ne yaptılar? Dediğim gibi Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk'ünü yok sayarak bypass etmek istediler. Ama işin rengi öyle değildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet, Türk milleti büyük bir devlet. Ve şunu kimse unutmasın ve küçümsemesin. Buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki büyüklerime, dostlarıma, kardeşlerime sesleniyorum. Bakın 74 öncesinde 1955'te bu EOKA terör örgütü başladığında bir avuç Kıbrıs Türk'ü vardı orada, bir avuç. Evet. Yani bugün bir ilçemiz kadar değil ama bütün dünyaya karşı haykırdı, haklı duruşunu sergiledi. Rahmetli Fazıl Küçük, rahmetli Rauf Denktaş Beyler ve niceleri sayesinde ne yaptılar? Orada egemenliklerini, istiklallerini, haklarını kendi emekleriyle, tırnaklarıyla, bilek gücüyle, alın teriyle, kanla, gözyaşıyla kazandılar. Yani bir avuç Kıbrıs Türk'ü bunu başarıyorsa hiç gocunmasınlar.
83 milyon Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşıyla birlikte neler neler başarır. Ki bunun hinterlandında da sadece Türkiye Cumhuriyeti yok, Azerbaycan var, Türkmenistan var, Kazakistan var ve Türkiye'ye dost kardeş ülkeler var. Evet, ve Avrupa'da noktada, da Batı'da da aklı selim insanlar var. Bu noktada isterseniz rotamızı Türkiye'ye çevirelim. Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye Cumhuriyetlerinin liderleri ve Macaristan Başbakanı'nın katıldığı video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Özellikle gümrük, sınır, geçişler, bu noktada alınacak ortak önlemler masaya yatırıldı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kısaca alalım. Mahmut Bey, çok önemsiyorum. Şunu söyleyeyim. Tarihe baktığınızda yani Türklerin damgasını vurmadığı hiçbir alan yok. Zaten bugün Macaristan'da zaten Hungaria İngilizcesi Hun Türkleridir, Atilla'nın torunlarıdır. Bu tarihi İpek yolu ve o Türklerin geçiş yolunu çok önemsiyorum. Orta Asya'daki Türk devletleriyle de ve kardeş gördüğümüz, yakın gördüğümüz devletlerle de işbirliğini geliştirmek durumundayız. İnşallah bu Türk birliğine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olur. Çünkü Kıbrıs'ın bir özelliği var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en son kurulmuş çağdaş, laik, demokratik, egemen bir Türk devletidir. Yani bütün yazılarımda da söylüyorum Mahmut Bey. Evet. Batı emperyalizminin ve bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına karşı çıkanların en büyük korkusu budur. Nedir korkusu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bu üçüncü dünya ülkeleri adını taktıkları ülkeler olur da taklit eder bu yola giderse bizim buradaki sömürge ya da yarı sömürgelerimiz elden çıkar. Bizim dominyolarımız etkiler, bize karşı döner diyor bu istiklal mücadeleleri. Bütün dertleri, tasaları buydu. Yani Kıbrıs'ı istememelerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sevmemelerinin, bu aşağılar derecesinde ambargo uygulamalarının tek sebebi bu. Tek sebebi bu. Evet, başka bu ambargoları... yok. İnşallah bu birlik devam eder. Türk Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de en genç kardeşleri olarak bu birliğin içinde bulunmalı, tanıtılmalı, devam ettirmeli diye düşünüyorum. Çok önemsiyorum. Evet, inşallah bu birlik içerisinde zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ben olduğunu düşünüyorum. Görüyoruz da özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile yakın ilişkiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aralığında, sağlık alanında, ekonomi alanında, ticaret alanında, her alanda iki kardeş ülkenin, iki dost ülkenin ticareti inşallah önümüzdeki günlerde dediğiniz gibi bu Türk Birliği ağında da daha da genişler, i̇nşallah. Daha güzel noktalara gelir. Şunu soralım, dün Türkiye Cumhuriyeti'nde akşam flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Cuma günü bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. O ilan edilmesinin hemen akabinde halkta bir panik havası oluştu ve özellikle marketlere ve fırınlara vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdiler ve alışverişe gittiler. Tabii bu yaşananların hemen ardından Türkiye Cumhuriyeti gerekli düzenlemeleri yapıp kontrol altına aldı ama bunun İki gün sonra yansımasını da Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifa haberiyle gördük. Kendisi bu noktada yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Daha sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da İçişleri Bakanlığı'nın istifasının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediğini ifade etti. Siz bunu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce istifa sürecini, daha sonra bu istifanın Türkiye'nin en üst makamı tarafından kabul edilmemesini neye bağlıyorsunuz? Tabii efendim şöyle, şimdi şunu söyleyeyim, ne yazık ki yani bu birçok doktorun ve bilim kurulunda söylediği gibi zaten Sayın Bakan da kendisi dile getirdi. Dedi ki yanlış yaptık dedi. Bu yanlışı da ben dedi istifa ediyorum dedi. Bence doğru bir karardı. Şöyle ki, çünkü gördüğünüz görüntülerden de ne yazık ki bir aylık bir süreç bir anda o yüz binlerce insanın sokağa dökülmesiyle bu şey yıkılmış oldu. Allah korusun bunun etkilerini illaki görecek. Yani ülkemiz, milletimiz görecek. Bir iki hafta sonra bu ortaya çıkacak. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Ha, istifa sürecinin istifasını kabul edilmemesine gelince de şimdi malumunuz ben devlette yetkili değilim. İçişleri Bakanlığı stratejik bir bakanlık. Birçok kurumda hatta Türkiye'nin kalbi diyebilirim. İç organları diyebiliriz. Yani hayati önem taşıyan bakanlıklarından bir tanesi. Ve bu bakanlıkta malumunuz yine sadece sağlık alanında değil, emniyet alanında da sorumlu olduğu için
terör örgütleriyle, efendime söyleyeyim, birçok terör unsuruyla da mücadele ettiği için herhalde devlet tarafından şu yorumlanmıştır. Evet, bir ortada bir hata var ama daha da büyük meseleler var. Yani bir anda koparıp atılmayacak. Bu istifayı da geri çektiklerini ben düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi PKK ile mücadele var, DHKPC ile mücadele var, DAEŞ ile, IŞİD ile mücadele var, FETÖ terör örgütüyle mücadele var. Birçok alanda bu şey sağlanmış. Ama dediğim gibi benim şahsi fikrimi sorarsanız biraz acemice bir karar oldu. Yani şunu da söyleyeyim, böyle olmasını kimse istemezdi. Ne Sayın Bakan ne de diğer yetkililer böyle olmasını istediği için bu kararı aldığını ben düşünmüyorum. Ancak pek de hoş olmayan görüntüler oldu. Çünkü üzülerek söylüyorum. Dediğim gibi bir aylık süreçte bir anda insanların, yani ben de ona anlam veremiyorum. Yani neden hani iki günde de kimse ölmez, af buyurun. Eğer bir sıkıntınız olsaydı, diyelim ekmeğiniz, suyunuz bitti, güvenlik kuvvetlerinizi veya işte genç komşularınızı arardınız, bir şekilde size ulaşırlardı, bir şekilde yardım gelirdi. Burada vatandaşlarımız da ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, biraz bilinçsizce davrandı, çok aceleci davrandı. Yani bir af buyurun, çikolata veya kola içmeseniz hiç ölmezsiniz. İki günden de bir insana bir şey olmazdı ama demek ki bu sürü psikolojisi. Bir anda halkımız panikledi, sokağa indi. Herhalde zihinlerinde şu vardı, bu bir alıştırma mı acaba dediler, bu sokağa çıkma yasağı devam edebilir mi diye indiler. Keşke olmasaydı Mahmut Bey. Evet, evet, umarım bu salgın çok bir şeyi etkilemez ama siz söyleyince İbni Haldun'un bir sözü aklıma geldi. Kıtlık zamanlarında insanlara açlık değil, alışmış oldukları tokluk öldürürdü. Evet, İbni Haldun. Yani neticede baktığımız zaman fırınların açık olduğu, eczanelerin açık olduğu, tabii, kolluk kuvvetlerinin bırakın elzem ihtiyaçlarını, maaşlarını dahi insanların evine götürdüğü bir ülkede, evet, bu görüntülerin hoş yaşanması hiç de hoş olmadı. Hatta öyle bir görüntü yansıdı ki, onu da paylaşalım isterseniz. 10 top perdelik kumaş almış adam evine. Evet. Düşün. Yani bu, hangi amaca hizmet ettiği de belli değil. Soruyorlar niye aldın? Korktum. Ekmek alsaydın anlardık da perde alıyorsun. Işte, akli dengesi yerinde değildir. Yani bu, dediğim gibi yanlış oldu yani. Hani vatandaşın da böyle yığılacağını şu yönden biraz şey var. Öngörmek lazımdı Mahmut Bey. Öngörmek lazımdı, evet, ama dediğim gibi devlet yetkilileri bunun böyle olmasını asla düşünmez. Kimse düşünmez. Öyle tahmin etmemişlerdir. Ancak iş biraz çığırından çıktı. Evet. Özellikle son mesela olarak, küçük... Buyurun. Sevgili hocam, son olarak şunu da soralım size de. Artık tarıma doğru bir dönüş olacak mı? Bize bunu gösteriyor mu bu veriler? Baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti artık yabancılara arazi satışını yasakladığını duyurdu. Diğer taraftan ekili arazilerin, yani ekime uygun bütün arazilerin ekilmesi yönünde Tarım Bakanlığı'nın talimatı var. Ve buna, evet, keza topraklar için belirlenen şartlara uygun tohumların verileceği ifade ediliyor. Ücretsiz ya da çok düşük maliyetli. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısaca bunu toparlarsak son 4 dakikamız. Tabii. Çok doğru ve geç kalınmış bir karar. Bakın Mahmut Bey, rahmetli Atatürk'ümüzün, büyük Atatürk'ün dediği gibi, sesim geliyor mu? Net. Geliyor mu sesim? Buyurun buyurun, dinliyoruz sizi. Köylü milletin efendisidir Mahmut Bey kardeşim. Bakın, çiftçimiz bizim can damarımızdır. Tekrar ediyorum, yani istediğiniz kadar tankınız, topunuz, tüfeğiniz, her şeyiniz olsun. İnsan yemek yemedikten sonra, su içemedikten sonra 2 haftalık bir ömrü var. Susuz 3 gün dayanabilirsiniz, aç 7 gün dayanabilirsiniz, ölürsünüz. Yani bu makine istediğiniz kadar uzay mekikleriniz olsun. Muhakkak çiftçimiz desteklenmeli. Tekrardan bu şehre göç eden genç nüfus, bu 80'lerden sonra özellikle büyük metropollere göç eden, Anadolu'dan göç eden insanlarımızı teşvik verilmeli. Kendi memleketlerinde ekip biçmeli. Daha sağlıklı, daha natürel, daha doğal ortamlarda besinlerini yetiştirmeli. Hem iç piyasaya hem de dış piyasaya ihraç etmeli. Bakın şimdi Hollanda'ya bakıyorsunuz. Nüfusu 15 milyon, Konya kadar bir yer. Tarım ülkesi, dünyaya tarım ihraç ediyor. Amerika'dan sonra ikinci büyük ülke ki...
dünyada kendi kendine yetebilen, çocukluğumuzdan biliriz, 7 ülkeden bir tanesi Türkiye. Evet. Türkiye'deki verimli topraklar dünyanın hiçbir yerinde yok. Ancak ne yazık ki son 50 senede çölleşme oldu. Birçok yer kurutuldu ama geç kalınmış da değil. Dediğim gibi tarıma ve doğaya kesin geri dönüş yapılmalı. Kesinlikle yapılmalı. Bakın görün, bu Türkiye hem kendisine yeter hem de bölgesine yeter. Petrolden ve doğalgazdan daha da önemli bir çatışma, savaş konusu varsa Mahmut Bey, o da sudur, gıdadır. Ve gelecek 50 yılda, 100 yılda da bunun acılarını göreceğiz. Türkiye şanslı, halen şanslı Orta Doğu'ya göre, tekrardan bu kaynaklarına dönmeli ve teşvik edilmeli. Peki bu noktada savunma sanayi yönünde de ciddi adımlar da atmak beraberinde getirecek. Savaşlar gerçekleşecekse ki, biz okuduğumuz dönemlerde işte hep su savaşlarından bahsedilirdi 50 yıl sonrası için. Artık bunun, evet, 20 yılı geçtiyse geriye kaldı bir 30 yıllık bir süreç. Zaten bu Covid-19 salgını da bu noktaya doğru götürüyor insanları. Tabii ki savunma sanayinin de bu noktada güçlenmesi gerekiyor mu sizce? Bu yönde de adımlar atılmalı mı? Elbette, elbette. Teknolojiyle birlikte bakın, yani bu eski dönemdeki gibi çiftlik hayvanlarıyla tarla sürüsün değil. En modern, en teknolojik araç gereç de bu, hem tarım yapılsın hem de Türkiye'nin çevresi sorunlu bir çevre ne yazık ki. Mihrapları da biliyorsunuz, içeridekileri de biliyorsunuz. Dünya silah sanayinde ilk beşi oynamak durumunda. Çünkü o azim, o kararlılık, o cesaret, o merhamet Türk milletinde var. Ancak bu teknolojiyi de sahip olursanız, bunu aklınızla da birleştirirseniz caydırıcı bir güç olursunuz. Emperyal güç değil. Bakın, Batılılardan farkımız, evet, bu. Sömürgeci ya da emperyal mazlumları korkutmak, onları sömürmek için değil. Size ve çevrenize olan tehdit algısını minimize etmek ve bu tehdit algılarını yok etmek için mesela F-35 değil, S-400'lere değil, kendi silah sanayimizi, kendi füzemizi, kendi jetlerimizi, kendi tankımızı, kendi denizaltılarımızı yapmak mecburiyetindeyiz. Peki hocam. Birincisi bizim güvenliğimiz, ikincisi dünya güvenliği için. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Evet. Ankara'ya bizler de sizin aracılığınızla Türkiye Cumhuriyeti'ne sevgi ve saygılarımızı iletelim. Evet, gazetenin artık sonuna geldik. Programın ilk bölümünde Final Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Fazilet Can Polat COVID-19'un psikolojik etkilerinden bahsetti. İkinci bölümde ise Ankara'dan Ufuk Üniversitesi'nden doktor Ergenekon Savrun siyasal etkilerini bizlere anlattı. Bu yayının sizlere ulaşmasında yönetmen arkadaşımız Örsen Balıkçıoğlu, teknik arkadaşımız Onur Çelik ve kameraman arkadaşımız Hasan Koç'a teşekkür ederiz. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Yarın yine yeni bir gazete programında görüşmek dileğiyle. Esen kalın. We'll be right back.